kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Birkaç dakika önce sizlerle şunu anlamış olduk ki bizim bedenimiz günahtır ve günahlı bir beden kendi başına kararları alamaz. Ben şunu sormak istiyorum. Kutsal kitaptaki son kitabında, vahiy kitabında Yuhanna bir şeyler görmüş oldu. Neydi gördüğü Yuhanna'nın? Evet, Yuhanna bir sürü görünümler gördü. İsa Mesih ona gösterdi. Ayrıca de vahiy 11. bölümde 1. ayetten okumak istiyorum. Buyurun. Bana DNA'ya benzer bir ölçü kamışı verilip şöyle dendi. Git Tanrı'nın tapınağını ve sunağını ölç. Orada tapınanları say dedi. Yani burada bir ölçme, bir sayma söz konusu. Bu da bir açıdan sonuçta tapınakta biliyoruz ki Allah'ın tahtı bulunuyor. Allah'ın merkez odası, kumanda merkez odası. Ve orada bir ölçme, sayma işlemi, yani bir yargı sistemi başladığını görüyoruz. Vahiy 11. bölümde. Ve ayrıca de bu tapınak aslında öylesine bir tapınak değildi. O tapınağa, gökteki tapınağa göre de yeryüzünde Musa peygambere bir şey söylenmişti. Değil mi? Evet. Hemen okuyalım. İbraniler 8. bölüm 5. ayette de şöyle diyor. Bunlar, yani Allah Musa peygambere söylüyor. Ve bunun hakkında bize şu ayeti okuyoruz. Bunlar göktekinin örneği ve gölgesi olan tapınakta hizmet ediyorlar. Nitekim Musa tapınma çadırını kurmak üzereyken Tanrı tarafından şöyle uyarıldı. Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Daha Musa peygamber buluşma çadırını, evet, Allah'ın insanlarla bulunacağı bir buluşma çadırı. Daha sonra biliyoruz ki Süleyman'ın zamanında tapınak olarak ve Süleyman'ın tapınağı ve mabedi olarak literatürde geçiyor. O olay aslında gerçeği, özü göktedir. Ve Musa peygamberi bunu yaparken gökteki örneğe göre yap dedi. Bunlar yeryüzündeki şeyler gökteki olanların bir gölgesidir diye söylenmişti. Demek ki her şeyden önce yeryüzündeki tapınak aslında bir gökteki orijinalin bir gölgesiydi. Gökte bir Allah'ın tahtının bulunduğu yerde orada bir tapınak var. Orada o dünyanın kumanda merkez noktasını diyelim. Orada o tapınakta bazı cisimler vardı, bazı nesneler vardı. Ve bu nesneleri de daha sonra görüyoruz ki aslında yeryüzündeki tapınak da ona göre yapıldığına göre yeryüzündeki tapınakta da onları görüyoruz. Evet. Daha devam ediyoruz vahiydeki görünme. 11. bölüm 3. ayette de ne diyor? İki tanığıma güç vereceğim diyor. Ve 4. ve 5. ayetleri de okuyorum. Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacıyla iki kandilliktir. Biri onlara zarar vermeye kalkışırsa ağızlarından ateş fışkıracak ve düşmanlarını yiyip bitirecek. Onlara zarar vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekiyor diyor, evet, Yüce Allah. Evet, demek ki burada net görüyoruz. Yüce Rabbin önünde bize o iki tanığı aracılığıyla konuşuyor. İki tanığı da bizim için Allah'ın kelamıdır, kutsal kitabıdır. Eski ve yeni ahit. Bunlar aslında İki tanık, onlar birbirini tamamlıyorlar. Eski ve yeni ahit, kutsal kitabın bir bölünmez bir bütün parçalarıdır. Dolayısıyla Allah tüm kutsal kitap aracılığıyla bize konuşuyor. Dolayısıyla ben Allah'ın iradesini öğrenmek istiyorsam, onun sözlerini anlamak istiyorsam kutsal kitabın tümünü okumak istiyorum. Ve ayrıca da ne diyor Yüce Rab? Diyor ki onlara zarar vermeye kalkışırsa birisi, ağızlarından ateş fışkıracak ve düşmanlarını iyi bitirecek. Onlara zarar vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekiyor. Yani hiç kimse Allah'a karşı ve Allah'ın kelamına, sözüne karşı savaş edemez. Savaş açsa da öldürülecek, sonuçta Allah onun karşısında duracak. Yani evet. Ben şahsen Allah'a karşı durmak istemem. Evet. Dolayısıyla hiç kimse Allah'a karşı ve onun sözüne karşı çıkamaz. Çıkmamalı. Evet. Devam ediyorum ayette. Evet. Vahiden sonra ardından vahiy 11. bölüm
O 19. ayeti de okumak istiyorum. Ardından Tanrı'nın gökteki tapınağı açıldı. Tapınakta onun anlaşma sandığı göründü. O anda şimşekler çaktı. Evet. Uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Yer sarsıldı. Şiddetli bir dolu fırtınası koptu. Evet. Evet, burada da görüyoruz ki Yuhanna'ya İsa Mesih daha 2000 yıl önce gökteki o tapınağı gösteriyor. Oradaki kumanda merkez noktası, evet, odası. Oradan Yüce Allah her şeyi yöneltiyor ve o tapınakta aslında biliyoruz ki ne vardı? Buluşma sandığı, o tapınakta bir anlaşma sandığı vardı. Evet. Anlaşma sandığının içinde de iki levha, taş levha biçimde Allah'ın değişmez kanunu, yasası, on emirler vardı. Yazılmıştı. Yazılmıştı. Dolayısıyla bizim için ölçüt, yani sadece o eski zamandaki halk, Allah'ın halkı için değil, günümüzde de Allah'ın iman eden herkes için ölçüt ne olması lazım? Hangi yasa olması lazım? Allah'ın yasası. Allah'ın yasası ve o yasası Allah'ın kumanda merkez odasında, yani gökteki tapınakta bulunuyor. O yasa, o on emirler orada bulunuyor ve onlar değişmez yasalar. Evet. Değil mi? Demek ki bizim yüce Rabbimize baktığımızda görüyoruz ki o Allah'ın mabedinde, Allah'ın tapınağında, oradaki bütün evreni kumanda odasında ve onun yanında Allah'ın yasası, Allah'ın on emirleri anlaşma sandığında bulunmaktadır. O bizim için çok mutlu verici bir haber. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizi başka bir yasa beklemiyor. Başka bir sürpriz beklemiyor. Biz şimdiden Allah'ın, yüce Rabbinin yasasını biliyoruz. Yasasını bilmek, onun karakterini bilmek. Evet. Ne kadar adaletli olduğunu, ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar sevgi dolu olduğunu, bir yaratıcıya sahip olduğumuzu biliyoruz. Evet. Böyle bir Rabbe sahibiz. Demek ki bizim için o zaman onun yasasını okursak, onun emirlerini öğrenirsek nasıl bir yüce yaratıcıya, nasıl bir Rabbe sahip olduğumuzu, inandığımızı görüyoruz. Öyle bir yasaya göre yaşamaya karar verirsek o zaman da bizim hayatımız kime bakıyorsak ona benzemeye başlayacağız. Yani evet, biz de Allah'ın yasasına göre yaşamaya başlarsak yavaş yavaş adım adım ona benzemeye başlayacağız. Bizim karakterimiz onun karakterine dönüşmeye başlayacak. Evet. Ve elçi Pavlus da şöyle diyor, Romalılar 4. bölüm 15. ayette de bize şöyle söylüyor. Yasanın olmadığı yerde yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir. Eğer birileri derse yok efendim ne demek yasa yok artık. Yani yasa yoksa o zaman nasıl anlayacağız günah nedir? Evet. Değil mi? Eğer yasa yoksa da elçi Pavlus ne diyor? Yasanın olmadığı yerde yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir. Yani hiç kimse o zaman Allah'a karşı değildir. Hiçbir kimse Allah'a karşı bir şey yapmıyor. Yani diyor, yasa resim, yok, yoksa, zaman günah da yok yani. Tabii. Çok önemli. Demek ki Tanrı'nın yasasının işlevine şu an geliyoruz. Tanrı'nın yasasının işlevi hakkında ne söyleyebilirsin? Evet, bu soruyu cevaplamadan önce ben de bir kısa bir şey eklemek istiyorum ki Yuhanna bunu Allah'ın söylediğiniz gibi tapınağında görmüş oldu. Yani yerde değil, evet, Allah açmış oldu ona gökteki görüm, görümü görmüş oldu o görümde. Orada olan, yani bu yasa sadece bizde insanlar arasında çıkartılan bir şey değil. Yani şunu da diyebiliriz. Hadi eskiden Allah çok evvelden vermişti Yahuda halkına. İşte ne bileyim İbrahim'in zamanında. Toplum değişti, insanlar değişti. Evet, değişti. Yeni nesiller geldi. Günümüzde Allah'ın yasası uymuyor diyenler varsa biz de ne diyeceğiz? Bu yasa ebedi bir yasa ve on ebedi bir yasa olduğu için Allah'ın tapınağında, yani gökte, cennette Allah'ın bütün evrenin, dünyanın kumanda merkez odasında bulunmaktadır. Evet, evet, teşekkürler. Yardımcı oldunuz. Rica ederim. Sorumuza dönecek olursak ben Romalı kitabına bakmaya davet ediyorum. 3. bölümde 20. ayette. Bu nedenle yasanın gereklerini
yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varıyoruz. Yani burada baktığımız bu ayete kişinin günahı görmek için bakmış oluyor. Yani ve baktığı zaman bu yasaya Allah'ın karakterini görmüş oluyor. Yani anayasasında Allah'ın bize istediği, göstermek istediği karakterini görmüş oluyoruz. Böylece onun karakterini yetkin olduğunu ve kendi karakterini bizde olmasını istediğini de anlamış oluyoruz. Yasa insanı günahına gösterir. Ama yasa insanı değiştirmez ve günahını da affetmez. Yani yasa sadece bir bizim bir üzerimizde bir elbisemizde bir leke olduğunu göstermiş oluyor. Ama bizi kurtarmıyor, bizi değiştirmiyor, bize bir değişiklik bizde yaratmıyor. Ha, ona bakarak biz kendi yanlış yolda olduğumuzu görüyoruz ve İsa'la birlikte o doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Kutsal Kitap'ta eski peygamberlerden birisi Allah'ın yasasını gördüğünde şöyle diyor, ben diyor bunu gördüğünce korktum, yıkıldım ve bu yükün altında ezilip kaldım. Evet. Biz Allah'ın yasasını kendi gücümüzle, kendi imkanlarımızla tutmaya kalkışırsak yapamayız. Bunun üstesinden geçemeyiz. Çıkamayız. Yani bizim ona gücümüz yoktur. Bile Allah'ın yasasını tutmaya bile gücümüz yok. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Kişiyi aslında yasa mahkumiyetten ve kirliliğinden özgür kılmış oluyor. Yasa bizi tövbe etmeye önlendirmiş oluyor. Bizleri İsa Mesih'e yönlendirmiş oluyor. Sadece İsa Mesih bizleri değiştirebilir. Dediğiniz gibi Romalılar da 3. 20, bölümde 25. ayeti seslendirmek istiyorum. Böylece önceki günahları bağışlayan ve Tanrı çocuğu olmuş oluyoruz. Demek ki buradaki önem tövbe, tövbe, tövbe. Evet. Evet sevgili seyirciler, sizlerle birlikte bugün programımızda şunu anladık. Biz günahlı bir doğaya sahibiz ve günahkar bir insan olarak kendi kendimizi haklayamayız. Ve Allah'ın bir yasası vardı ve bu yasada kendimize baktığımız zaman kendimiz ne kadar Allah'ın karakterinden uzak olduğumuzu görmüş oluyoruz. Ve bu konumuz burada bitmiyor. Bir sonraki konuda sizlerle bu konuyu araştırmaya devam edeceğiz. Ama şimdilik sizlerle vedalaşıyoruz ve hoşça kalın diyoruz, mutlu kalın.